İstanbul Ok Meydanı'ndaki bir kahvehanede yapılan ve görüntüleri sosyal medyada yayılan konuşma yargıya taşındı. Gözaltına alınan iki genç dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklama, IŞİD'i lanetleyenlere ve halkı dostluğa davet edenlere, halkı laikliğe davet edenlere yönelik açık bir gözdağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Barış Yarkadaş'ın tepki gösterdiği tutuklamalara konu olan olay geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre Halk Evleri üyesi grup yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısının ardından ok meydanındaki kahvehaneleri dolaşarak birer konuşma yaptı. DH gibi terör örgütlerine karşı ortak mücadele çağrısı yapılıp laikliğin önemi vurgulanan konuşmalardan biri sosyal medya üzerinden paylaşıldı başkanlık sistemi karşıtı mesajlarında yer aldığı konuşmadaki bazı ifadelerden rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu. İçişleri de Twitter hesabından olayın terörle mücadele şubesine iletildiğini bildirdi, vatandaşlardan benzer olayları yine bakanlığa ihbar etmeleri istendi. Bakanlık daha sonra bu tweet'i sildi. Ancak görüntülerde yer alan iki kişinin gözaltına alındığı haberi geldi. Şüpheliler Ayşegül Başar'la Hamit Dışkaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Ayşegül Başar savcılık sorgusunda konuşmanın metninde layıklık dışında kim veya öfkeye sebep olacak bir söz yoktur dedi suçlamaları reddetti. Hamit Dışkaya ise kahvehanede tesadüfen bulunduğunu konuşma yapanları tanımadığını savundu. Savcılıkça halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmekle suçlanan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İki şüphelinin tutuklandığı haberi akşam saatlerinde geldi. Şüphelilere destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden CHP'li arkadaş kararın ardından basına açıklamalarda bulundu. Biz isterdik ki İçişleri Bakanlığı ve savcılık IŞİD'i lanetleyenler ve halkı layık diye davet edenleri değil, Reyna'da halkımızın üzerine kurşun yağdıran 39 insanımızı aramızdan alan IŞİD teröristlerinin peşine düşseydi, onlara yardım ve yataklık yapanları bulsaydı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tutuklama kararı öncesi tepkisini sosyal medya üzerinden ortaya koydu. CHP lideri, barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi, haksızlık ve ahlak.